Bunu gördüm tamam, önce. Buraya gelmeden birinci anlattığınız bölümde yani Türkiye'nin ne diyelim yumuşak tarafları, yumuşak karınları. Çok işte, iyi biliyorlar. Laik, Sünni, Müslüman, Türk, Kürt, Alevi, Sünni filan neyse. Ha, bunlar Türkiye'de de bilinen, zaman zaman 80'li yıllarda bedeli ödenen, daha da öncesinde bedeli ödenen, hani yeni aman tuhaf acayip şeyler değil ki. Bunlar sizin işinizi yapmanıza engel olsun. Ama bunlar pek dile getirilmeyen şeylerdi. Siz ne diyorsunuz belgesellerde? Ya bir şey demek değil yani, bunu diyoruz ki bunlar binlerce sene, yani yüzlerce senedir ülkeleri bölmek, parçalamak. İşte o tek dünya devletini öngören ve bütün dünyadaki sermayenin %65'ini elinde tutan küresel devler, baronlar, küresel çeteler vasıtasıyla her ülke için kaşınacak konular bulunur. Bu konuların kaşınması adeta yasaya bağlanır. Şu anda yeni çıkan anayasa bunlardan biridir. Yeni anayasayla bu ülke eyalet sistemiyle paramparça edilecektir. E şimdi bunların hepsini belgelere dayanarak ben yazdım. Çünkü ben dışarıda o yılda yani 2006'da dolaşırken karşıma çıkan çok üst seviyeli adam diyor ki yeni anayasa gelecek ve Türkiye federasyon olacak diyor bana. Ben bunu da yazdım, bu kitaplarda Türkiye var. Türkiye federasyon olursa ne olur? Türkiye federasyon olursa ne olur? Türkiye kalmaz. Türk diye bir şey de kalmaz. Neden? Federasyonlar olur ve bu federasyonlar işte burası daha çok efendim Kürtlerin yaşadığı, burası daha çok falancanın, filancanın, işte Lazların, Pontusların, Süryanilerin yaşandığı yerler olur. Bu daha sonra da diyor ki, daha doğrusu onu kendinden okumak lazım. David Rockefeller bunu çok açık bir biçimde söylüyor. Bizim amacımız diyor, şu anda Birinci Dünya Savaşı'nda 50 olan ülke sayısını şu anda biz 200'e çıkardık diyor. Bundan sonra da diyor 5000'e çıkacak diyor. Küçük parçalara böleceğiz. Bunun laboratuvarı da diyor Lübnan'dır diyor. İşte şimdi başladı Lübnan. Lübnan diyor mesela 5'e bölünmeli. 5 küçük devletçik olmalı. Federasyonla başlamalı. Sonra devletçiye dönüşmeli. Ve bu devletçiklerin başına hiçbir şey olmayan, aslında 5 para etmeyen birçok adamlar getirilip konacak ve onlar direkt bana bağlı olacak diyor. Onlar diyor mesela Türkiye'yi düşünürsek Ankara'dan geçmeyecek diyor. Oranın diyelim ki Diyarbakır'ın mesela böyle bir şey söylemişti Osman Baydemir zannediyorum. Demişti ki bana ait olması, yani bize ait olması gerekir bu bölgenin bütün maddi getirilerinin, doğal zenginliklerinin demişti. O da aynen onu söylüyor o kafeler. Diyor ki direkt olarak Ankara'dan geçmeden oranın yöneticisi vasıtasıyla bana gelecektir. Yani benim bankerlerimin denetiminde olacaktır bölgeler. Buradan petrol Batman'dan fışkırıyorsa onun başındaki diyelim ki işte yerel yönetici direkt bana bağlı olacak. Böyle böyle belli bir zaman içinde diyor. Bunlar hep kendi sözleri, yani ben hiçbir şey ilave etmiyorum buna. İsteyen de okur zaten, hem oltadaki balıkta var, hem dış bunların yaptığı konferanslarda, kongrelerde, CFR'nin yayın organı Forum Polis'te bunu her gün söylüyorlar. Basit bir şeyden bahsediyor. Ben diyor önce diyor kendi kafama uygun yönetimleri başa geçiririm. Bunu ben yaparım diyor. Ve hakikaten bilmeyen izleyicilerimsin, kim o? Bunlar bütün dünyadaki sermayenin %65'ini kontrol eden 10-12 aile. Bütün kullandığınız şu anda evinizdeki ya da arabanız ya da şuyunuz buyunuz, yani bütün mallar, enerji kaynakları, eroin ve uyuşturucu ticareti bunların elinde. Dünyayı onlar mı yönetiyor? Dünyayı şu anda yönetiyor. Onlar yönetiyor ama ağır krizdeler. Ama onlar yönetiyor. Yani gel buraya deyip bir devlet başkanını çağırıp gel buraya bunu yapacaksın. Kim onların bir adı var mı? E şimdi mesela CFR denen Council on Foreign Relations'a baktığınız zaman Foreign Policy diye de bir dergileri falan da var. Buna baktığınız zaman, oradaki isimleri iyi incelediğiniz zaman bu adamları görebilirsiniz. Ama iki tane isim vereyim. Bence bütün dünyadaki şu anda nereye gitmesi gerektiğini dikte eden, bizim hükümetimize de dikte eden Kissinger, Brzezinski, Madeleine Albright falan gibi, yani daha vardır ama. Bu aileler veya bu grup, bu topluluk Türkiye'den ne istiyor? Türkiye ne yaptırmaya çalışıyor? Bunu çok önceden söylediler. Onun için bu kitabı yanımda getirdim. Bu arada göstereyim kitabı. Oltadaki Balık Türkiye, benim çok saygı duyduğum, eğer izliyorsa bir şekilde Allah uzun ömür versin, emin değerim. Benim için üniversitedir bu kitap. Yani bu kitabı okumayan insan bence ne hangi üniversiteyi bitirse olmaz. Bu kitabı okuması gerekir. Oltadaki Balık Türkiye'de de alıntıları yapılmıştır. Başka birçok yerde de vardır. İbrahim Karagül de ara sıra ondan alıntılar yapar. David Rockefeller yahut da işte Rothschild ailesi, bunlar şu anda kapışmış durumdalar. Ama
savaş zamanlarında kapışıyorlar bu aileler. Rockefeller'in bir de vakfı da var galiba değil mi? Türkiye'de her şeyi var onun yani evet. Olmayan bir şey yok. Rockefeller ve Rothschild'ler ya da işte bunlara ek olarak işte Warburg'lar olabilir, işte Morgan olabilir, Moise Saif olabilir, bir sürü böyle aileler var ama işte toplamı 10-15 tane. Ama bunlar kendi isteklerini zaten uzun zaman önce bildirdiler. Bunu 1952'de NATO'ya girdiğimiz anda yaptılar. NATO'ya girdiğiniz anda zaten, hatta ondan evvel başlamıştı yani Marshall yardımı aldığımız anda 46'lardan itibaren Türkiye'nin Orta Doğu'daki Amerikan jandarması olmasını istediklerini bunu açık açık defalarca söylediler. Bunu söylemekle yetinmediler. Rockefeller Eisenhower'a 56 yılında bir mektup yazdı. O da bu kitapta var. İngilizcesini de arzu eden okuyabilir yani. Bir mektup yazdı ve dedi ki oltadaki balığa yeme ihtiyacı yoktur. Türkiye oltadaki balıktır. Biz onu askeri olarak kullanabileceğimiz kadar kullanalım. Onun dışında da bir şey değildir. Yalnız çok zeki insanlardır. Girişimcidirler. Bunlara fazla para pul falan verirsek ya da destek olursak birdenbire sanayide ileri giderler. Bunu engellemenin de her türlü yolu alınmalıdır diyor. Sonra Pearl söyledi. Richard Pearl de aynı şeyi söyledi. Orta Doğu'daki jandarmamız Türkiye. Şimdi Türkiye yani Amerika bunu söylerken, daha doğrusu Amerika demeyelim, Amerika'daki bir yapı bu. Avrupa ayağı da var tabii. Bunu söylerken Türkiye'de belli bir yönetimin idame ettirilmesi, her oraya gelen adamların belli bir baskı altında ve kendi yöntemleri içinde gitmesi, eğer gitmezse İnönü gibi düşürülmesi, Demirel gibi düşürülmesi, bir takım darbeler yapılması. Çünkü bugün Türkiye'de yapılan bütün darbeleri Amerika yapmıştır. Yani Amerika'nın yapmadığı herhangi bir darbe yoktur. Onun için eğer bugünkü bir takım eblehler darbe soruşturacaklarsa dönüp NATO bağlantılarına, kontrgerilla bağlantılarına, Amerika bağlantılarına baksınlar bu ülkenin. İçeride bir takım yerlerle oynamasınlar. Dediğiniz aile 19...